Rusiya sühməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində etirazlar davam edir. Dünyanın diqqəti Xankəndinə yönəlib. Hadisə xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızı da narahat edir. Onlar aksiyalarda iştirak edə bilməsələr də, bugün TV-yə göndərdikləri video müsahibələrdə ekofaalların yanında olduqlarını bildiriblər. Etirazlarını dəstəklədiklərini vurğulayıblar. Türkiyənin Ankara şəhərində yaşayan həm yerlimiz Azaflı Hüquq Şirkətinin rəhbəri Arzuman Azaflı da redaksiyamıza dəstək videosu göndərib. O, sühməramların Azərbaycanlılara qarşı mövqeyini qınadığını bildirib. Daha ətraflı video müsahibədə. Qarabağ topraqlarının və Qarabağla Ermənistan arasında qalan Laçın və Kəlbəcər illərini işgal etmiş bulunmaqdadır. O dönəmlərdə Ermənistan gərək Qarabağda, gərək Laçın ve Kəlbəcər'de maden işletmecilikleri yapıp Azerbaycan topraklarındaki Azerbaycan'a ait yeraltı servetleri, madenleri işleterek çıkarıp Ermenistan üzerinden dünya pazarına satmaya devam etmekteydi. 2020 yılında Azerbaycan ordusu Karabağ'ı işgalden kurtardıktan sonra gerek Ermenistan, gerek birçok dünya ülkeleri, gerekse de Rusya, Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu kabul ettiler ve Ermenistan devletinin kademeli olarak askerlerini Karabağ'dan çekmesi yönünde üç taraflı protokol imzalandı. Bu protokol gereğince Rus sürmeramlı kuvvetleri Karabağ'da Ermeni ordusunun çekilmesine ve Karabağ Ermenilerinin Ermenistan'la bu süre zarfında ilişkilerini kontrol altında tutmak, tabiri caizse onları koruyabilmek için Karabağ'a yerleştirildi. Ancak bugün gelinen durumda görüyoruz ki gerek Rus sürmeramlıları gerekse Ermenistan devleti halen Karabağ'da Azerbaycan topraklarına yönelik iddialarını sürdürmekle birlikte Karabağ'da maden işletmeciliğine devam etmektedirler. Ve Rus sürmeramlıları tüm sözleşmelere ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde bu faaliyetlerine çanak tutmakta, onları kollamaktadır. Bugün bir daha bilinmesi gerekiyor ki Ermenistan Karabağ'da maden işletmeciliğine son vermesi, Rus sülhmeramlılarının ise onları koruyup kollama görevinde olmadığını, bu faaliyetlerine tamamen son vermesi gerekmektedir. Uluslararası sözleşmeler ve Azerbaycan devletinin menfaatleri bunu gerektiriyor.